realistik, gerçekçi oynuyorsan çok fark ettiriyor. Adam markette zaten yeşil gördüğü noktaya sıktığından aşırı fark ettiğini ben açıkçası görmedim market savaşlarda. Yine bir etkiliyor. Aynen. Ama realistik Çok. savaşlarda gerçekten kader değiştiriyor. Çünkü mesela ben tankımı sürekli çalıyla kaplıyorum ve 6 tane çalı koyabildiğimden adam benim bir yerimi göremiyor. Mesela ben Ferdinand'ı komple çalıyla kapladığım zaman o adam benim hangi tank olduğumu göremiyor. Zaten nick gözükmüyor. Tankın ismi gözükmüyor. Rastgele atışa bir bakıyor Ferdinand. Bunun dışında zef noktanı göremiyor. Hangi tank olduğunu göremeyince zaten adam bir şaşırıyor. Bu hangi tank? Neresini sıkayım, neresini sıkmayayım? İstediği kadar iyi oyuncu olsun karşındaki. Senin ne olduğunu bilmediği zaman bir şey yapamıyor. Aynen. Başıma çok geldi ya. Adamı görüyorum. Hani çalı hareket ediyor ama çıkacağım ya. Aşağıda KV1 var. Kahve bir sıkıntılı ya bu seviyede. Bilemiyorsunuz ya. Çok zor. Aynen Apex'lerle falan anca belirli noktalardan o da. F1 sürekli bakıyor buraya. F1'i vurdu. Öldü. Aynen. Benim dediğim çocuklar var ya, adam sis bombasının mermisi var ya, biliyorsun. O son açılan mermi diye, en iyi mermi diye onu kullanıyormuş çocuk. Onunla delmeye çalışıyordum. Ben de oynamıyorum bayağıdır. Unutmuşum oyun oynamayı. Bir de uzak mesafe ya. Pek keyifli olmuyor oynaması. O Panzer 3. Geliyorum oraya. Konsol oyuncusu zaten. Sikisal. Kim rekabatım kaldı. İndiriyorum. Tamamdır, indi. Sekti ya. Abi bu Panzer 3'ün bu yelpelenmesini çok garip yapmışlar ya. Normal değil yani. Tamam. Tamam, klasik tamam. Tazeliyorum, uçağa çıkıyorum. Bir tane daha geldi ha. Konuştum. Her şey gitti onun, tamam. Panzer 3 olunca şaraptan yanmıyor düzgün. Bak yukarıda Rus tank savarı var, kamyonet. Onu tararsan bile ölür o. Yandım yandım. Yok. Bir tane geliyor önünde. Üçte işte var Gördüm gördüm, öldü. bir. Hepsi Yanıyorum ben de. bildiğimiz. Yanarak öldüm ya. Uçak savarı öldürdüysen iyi. Yukarıdan Aynen. geliyor çoğu dizört. Uçaktayken vurdu beni ya. Mesela bu mermi kısmını falan da senden öğrendim. Hiç kısmıyordum ben. Abi bu ne ya? Orası çok dolu. Buna T-34'ü denemiyorsun ya. Vallahi delmesini bildiğin zaman bunda Tiger 1'i bile deliyorsun. Mesela nereye atış yapman gerektiğini bilmek. Mermi çeşidini düzgün kullanmak. Mermi nereden deliyor, nereden delmiyor bunun farkında olmak. Ben de oyundan elim ayağımı çektiğimden
düzgün kullanamıyorum tankı artık. Yani sen bir ara girmeyeceğim falan demiştin. Öyle. Helal et. İşte an uçakçıları vardı orada. İşte bana sıkıyordu, içiyle oldu onların. Kim sıktı la bana? Görüşüm. O arkadaş muhtemelen tekstilet mi neydi la onunki? Aynen öyle tahmin ettiğim gibi. Güzel oyuncu. Çünkü vurdum, adamın kuledekiler gitti, adam sinirli barajı terk etti. Bunu bir noob oyuncu yapmaz. Çaresizlikten çıkıyorsun bazen ya. İşte tarafını çevir. Önünde var, önünde var. Oyunu bilmeyen bir oyuncu onu akıl edemez. Ay anasını be oğlum. Ben de tam zamanında uçağa geçtim sağ olsun. Sutur, carcurt diye bir şeyin her şeyi gitti. Sutur demişim, sutuğun her şeyi gitti ama. Orada da maç bitti. Ya maç bittiği zaman bir kasıyor, donuyor, sende de oluyor mu? Komple kilitleniyor bende. Herkes de oluyor ben. Çok şey yapıyor değil mi böyle? Bir anlık duruyor sonra. Aynen. Bir anda. Ya bazen şöyle oluyor. İşte birkaç saniye donuyor, daha sonradan kendine geliyor. Bazen de maç bitene kadar ya. Ya maç bitti ya. Bu hangara dönene kadar orada bekletiyor seni. Donuk halde. O tamamen öyle donuk halde kalmadım hiç de. Böyle biraz donuyor sonra kendini kaybediyor. Yok mesela daha demin video alıyordum. İzlersin videosunu zaten. Maç bitti. Daha sonra o yükleme ekranına kadar hiçbir şey göremedim. Mouse bile kımıldamadı, öyle diyeyim yani. Hazır ver girelim. Allah Allah. Bende hiç olmadı bu. Muhtemelen benim işlemci kötü ya, o yüzden de yapıyor olabilir bu ekstradan zımbırtıyı ama oyunun bir hatası var. Olabilir. O belli yani bariz bir şekilde. Olabilir. Bir de kayıt alıyorsun ya. Belki o yüzden de olabilir. Yok. Şu anda benim kayıt aldığım program Bandicam veya Action gibi değil. Bu Nvidia'nın kendi programı var. Özel bir program. Bu işte GTX 1050'lerde yüksek seviye ekran kartlarına özel olarak sunulan ücretsiz bir şey. Video çekme programı. GeForce X Charger bir şey de hatırlamıyorum şu anda ama. Bununla çektiğin zaman bilgisayarın FPS düşüşü olmuyor. Hiçbir şekilde. Bak onu bilmiyordum lan. İşte yani biraz da şey geliyor, imkansız gibi geliyor insana ilk duyduğu zaman. Yani diğer video çekme programları bilgisayara kastırıyor, işte bilgisayarı yavaşlatıyor ama bu gram kastırmıyor. Tabi ekstradan HD çektiğin zaman 12 dakikalık bir video 4 GB falan o civarda oluyor. Öyle ya, ben bir ara YouTube işlerine merak sardığım zamanlarda Fraps falan indiriyordum. 5 dakikalık video 10 GB olur. Sen ne diyorsun? İşte, Fraps var ya, video çekme programları içerisinde muhtemelen şüphesiz en berbatı. 15 dakikalık videonun ben 50 GB olduğunu biliyorum ya. Onu bir de yüklemesini düşünsene YouTube'a. Bilgisayarını, evet, ben şey yapıyordum. Bak, bilgisayarını inanılmaz kastırıyor. İnanılmaz hem de. Aşırı yer kaplıyor. Tabii şey olarak yapabiliyorsun onu. Yani ekstradan programlarla düşürebiliyorsun boyutunu ama. Aynen. O da bir gereksiz zahmet yani. Gereksiz seviyede fazla ya. Gereksiz seviyede yani fazla öyle. 1 GB. Yani ya 15 dakikalık bir video GTA 5 boyutunda ya. Gel C'ye direkt. Ben kefen yapmayacağım, direkt saldıracağım adamlara. M8 geliyor bir tane. Yakında var. Ne bilirsem arkasına. Allah gitti. M8 öldü sayılır.
Nasıl sekti o mermi? Sağımda hepsi. Seni görebiliyor muyum ben? Şöyle ortaya atış yaparsam nice. Bu B1 ter ne böyle? Dinmiyor. Yeşil, yeşile sıkıyorum denilmiyor lan. Arkadaş hepsine var ya vuruyorum ama. Şu yanıma gelsen ardımı kolla benim. Şu an gelemiyorum. Bir ter diye bir şey var burada delinmiyor. B1 mi? Ha? Geliyorum da orası çok kalabalık ha. Temizliyorum işte havalı. Soldan yani. Silah açısı gibi. Solumdan geliyorlar. Orayı tut. Arkamda var. Arkamdan yedim. Mermi bitecek la. Uçağa çıktım ben. Büyük geliyorum yardıma. Duman arkasında vardı. Bayağı geliyorlar sana. Bir tanesi rushladı geliyor çekecek. Hafiften. Aracı terk et. Yani uçaktan ben uçaktayım. Ayrı. Ayrı, ayrı uçaktan ayrı. Atıyorum. Tamam koruyorum seni ama. Geri çekil. Nereye doğru bassın? 8 saniye tam. Yargıda atıyorsun ya. Mermim bitecek birazdan. O kadar kill aldım ki. Arkamı kollasana. Tamamdır. Hayda, God Mode'si var adamın ya. Nişancımı aldı. Çok yavaş dolduruyorum, 2 mürettebat kaldı. Öldün mü? Benim de 2 tane mermim kaldı. Biliyorum yanına. Hepsar kaldı sadece şu an. Hohoho! 20 kill! Bir defa 20 kill görüyorum ha. 20 kill bence 10 numara maçtı ya. Bence de. Adamları süpürüyor. Panzerüç güzel, seri atıyor ama 50'lik olduğu için şarapnel etkisi pek yok. Aynen.
Panzer 4 F1 çok... Ha bundan mermileri fullesek de olurmuş ya. Mermileri kestiğim zaman pek etki edeceğini sanmıyorum. Mermileri altta bunda. Aynen aynen bir saniye. 2, 4, 6, 7, 8... 8, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tane mermi kıssam üsttekiler tamamıyla gider. İnşallah yani öyle ayarlamışlardır. Tiger 2'de mermiyi ne kadar kısarsan kıs arka kuledeki mermiler gitmiyor. Artık öyle. Önceden gidiyordu. Biliyorum hepsini. Önceden yan gövdesinin, mesela sürücü bölümüne denk gelen yan gövde zırhında da mermi yoktu. Oraya da ekstradan mermi eklediler. Belli ki fark etmemişsin onu. Yok, fark etmedim. Gerçekleri yapsalar var ya, kimse oynamaz ki yani. Herkes ya da Alman oynar. Herkes Alman oynamaz kardeşim ilk başta. Almanlar Panzer 4 üretilene kadar, şöyle tarihten örnek verecek olursam, Almanlar 42'lerin sonlarında, 43'lerin başlarında tank üstünlüğünü ele geçirmeye başladılar. İşte Panther'lar 43'lerde üretildi, Tiger'lar 43'lerde üretildi. Ondan önce hep Almanlar Panzer'di, Panzer 3. C'ye gidelim. Ben bu arada karşı tarafı daha çok seviyorum ya. Karşı taraf daha avantajlı. Yakın muharebeyi seviyorsan evet. Aa gitmek iyi. Ama C'de de yakın muharebe oluyor. Ben zaten yakın muharebeyi seviyorum. Yani et ete değecek hesabında. Düşman seni görecek, sen de düşmanı göreceksin. Bileği olan kazanacak savaşı. Aynen, orta tank öyle benim için de. Şeyde bu tank muhripleri var ya. Bunlar da ben bile pusuyorum. Başka türlü deliniyorsun ya. Arka zırhın çok zayıf, yan zırhın çok zayıf. Sen de arka ve yan zırhın var mı? Emo'nu mu kastırıyorsun sen? Yok, şeyler falan var ya. Jack Panzer. Ya Panzer zırhsız değildir ya. Kendi seviyesinde yine bir gideri var zırhının. Tabi hangi yak Panzer? Ben zırhı iyi, çok... Yanlış da söylemiş olabilirim ya bu... Panzer D'nin şeyi var ya, Panzer D'den çevrilmiş. Panzer D'de, ha yak Panzer. Yak Panzer, pardon. Panzer. Şu T-34'ü öldürelim, bu sıkıntı çıkartacak. Arka taraftan dolaşabilir misin? Tamam, öldüğüne gerek kalmadı. Önümüzde bir tane ağır tank var muhtemelen. KV-1 onu kolay kolay delemeyiz anca FCR'la. Aynen öyle, gel sen benim ardımdan. Sola dikkat ederek gel ama oradan atış gelebilir. Bakalım bizi görmüşler mi? Aç atıyorum onu. Köpeğe yöneliyor onlar. Solda adam var. Aynen gördüm. Geliyor bir tane. Bilemedim. Nişancım gitti. Hani ya, neredesin? Motorunu aldım, yanıyor şu anda. Hadi da. Mürettebat yeniliyor. Ben de mürettebat yenildim. Tabi Rus tankı olmayınca çok normal yani, adamın motorundan vurdum ama. Rus tankı böyle sekmeyecek yerden sekiyor bazen, anlamıyorum. Mesela oyunun bu özelliğini hiç sevmiyorum. Yani sen adam vurmuşsun, motoru cartı cürtü gidiyor, adam yanıyor, adam dönüp seni vurabiliyor ama. Ha şimdi aynen, mantıken aynen. Düşündüğümüz zaman işte teknikte böyle bir şey mümkün. Gerçekte böyle şey mümkün değil ama. Simülasyon olarak geçiyorsa o adamın korkusunu, telaşını hesap etmek zorundasın. World of Tanks arcade temelli boyun olmasına rağmen artı yanına düştüğü zaman tankın mürettebat şoka giriyor. Yavaş hareket ediyor. Bir simülasyon oyunu daha vardır. Cartçuk bir şey diye, onu hatırlamıyorum ama öyle tankı kokpitten falan görebiliyorsun. Onda da öyle, adam yanına atış yapsın Megaüs'e falan, adam korkuyor, yavaşlıyor, geç hareket ediyor, telaşa giriyor, gözleri kapanıyor. Ya bunda basitleştirilmiş biraz daha kolay. Bazı şeyleri göz ardı etmişler de gerçekçi de biraz daha... Alakası yok, gerçekçi de daha farklı değil ki. Topkun daha gitti T-34'ü. Bindir.
Marder'in de top bundağı geldi. Evet abi, 100 alan var, Mite 34'ü yandan delmiyor. Delmiyor ya, nişancıma. Önünde Pantelef'i çok. Mite 34 öldü. Panzer 3L'ye geliyor, dikkat et. Oraya doğru. Mürettebat yeniliyor bende. Nereden deliyorlar ya? Bunda bir de şey mi oldu ya? Adamları ne gösteriyor ya, kırmızı kırmızı. Bunlar azaldı mı seviyesi? Adamların spotlanmasından bahsediyor. Adamın topunu vurdum. Kırmızı olmadı. Yani siyah olmadı. KV1'in topu şu anda kırık. Valla gelmeye çalışırım. Ya abi bu öldü olarak gözüktü bende ama. Ben bir şey yapamam abi buna yani. Ben topuna sıkıyorum, sekiyor, zırhına sıkıyorum, delmeme diyor. Ben ne yapabilirim ki buna yani? Mantıken. Panzer 3 de böyle biraz ya. Geliyorum da yetişemeyeceğim büyük ihtimal. Gel gel. Yetişirsin, yetişirsin. Her şey gitti kuledeki onun. Silahçısı öldü. Arkamda birisi mi var benim? Bu ne ya, cephaneye vurdum ölmedi. Öldü. Yani nişancıya aldıydım ben. Panzer 3 attı. Zudur da açılmıyor. Parti attım onu. Uçaktayım. Tamam. Çavuzor öldü herhalde, gözükmüyor. Öldü öldü. Artı atıyorlar. Şu T-34'e basalım birlikte. Soldan mı basacaksın, sağdan? Sol taraftan. Bizim takım arkadaşım da oradan. Bak, kuleyle gövdenin birleştiği kısması kesindeler, unutma. Ama tam tuttur orayı. Genelde bütün tankların zayıf noktası orası. Evet. Uçak savar. Uçak savar çok can yakıyor. Panzer 3'lerin bu dikey nişanı biraz ilginç geldi bana ya. Yani yok, gereğinden biraz saçma hareket ediyor gibime geliyor benim. Yani Panzer 4'te böyle bir şey yok ama Panzer 3'te böyle bir şey. Nasıl bir şey anlamadım yani. Tank ufak ya, uzun değil. Bu yüzden çok yelpelenmeye yatkın anladığım kadarıyla. Sağ tarafta Sherman var bir tane.
Bir de Panzer 3 herhalde. Panzer 3 öldü. Sherman var şu anda sadece. Öyle gözüküyor. Ben daha var. Sherman evet. Sherman öldü. Hayda. Ulan bizim bizim takım arkadaşı beni artıyla vurdu ya. Kısmete bak. Son olarak da Panzer 3'ü bir analiz edelim. Panzer 3L ile Panzer 3M'in arasındaki en temel fark şu anlardaki etek. Görüldüğü üzere bunun yan etek zırhı bulunmuyor. M modellerinde bulunmakta. Yani aslında aralarında çok çok büyük farklar da yok. Yan zırhı dışında. Ön zırhı zaten Panzer L ile aynı. Arkadaşlar Panzer 3'ler öncelikle ikiye ayrılıyor. Bir kısa toplu versiyonları yani şöyle. Şunlar gibi kısa toplu versiyonları bir de şu şekilde uzun toplu versiyonları. J1, L ve M serisi uzun topa sahipler. Ve bu top eskiden 100 deliyordu şimdi ise 90 küsurat deliyor görüldüğü üzere. Lakin bunun bir APCR mühimmatı var o da bu. Bu APCR mühimmatı ile düzgün nişan aldığınızda birçok tankı buna KV-1'ler de dahi delmek mümkün. Bu mühimmatı ben kullandım. Neden? Çünkü arkadaşlar bunun bir şarapnel etkisi var. Panzer 3'ler özetle seri bir tank görüldüğü üzere 60 km'ye kadar hızlanmak mümkün. Ha zırhı nasıl? Arkadaşlar Panzer 3'ün bir ek zırhsız versiyonu var. O da şu. Bu tank kendi seviyesinde 3-0'da bu şekilde düz durduğunuz zaman BT-5 dahi deler. Yani bu şekilde düz durduğunuz zaman sektirme ihtimaliniz yok. Lakin hafiften şu açıyı verdiğiniz zaman ve kıvrak hareketler yaparak oyunculara düzgün nişan aldırmadığınızda sektirme potansiyeli kısmen var. Panzer 3'lerin zırhına genel olarak güvenmeyin. Lakin 3-0'da L ve M modeli gayet yeterli. Yani 20 artı 50'lik bir zırhınız var. 50'ye 20 katarsan ne olur? 70. Yani bu seviyede 3-0'da tırnak içerisinde 3-0'da 70'lik bir zırhınız var. Alt zırhınızda ekstradan görüldüğü üzere 65'lik düz hesap 70'lik bir zırhla korunuyor. Yani şurası zaten görüldüğü gibi 50 değil 53. Burada da 15 vardı. Kulede ise aynı şekilde 50 artı 20 şeklinde. Yani ne demek bu? Kendi seviyenizde yine iyi zırhınız var. Lakin karşınıza 42 model T-34'ler geldiği zaman sizi gövdenizden dahi delebilmekte. Şimdi topu T-34'leri delmek için yeterli değil. Birçok oyuncu zaten bundan şikayet ediyor. Yani benim altımda Panzer 3 var. Benim karşıma T-34'ler geliyor. Delemiyorum. Arkadaşlar T-34'ün gövdesini zaten Panzer 4'ler de şu andaki güncellemeyle kolay kolay da delemiyor. Delme ihtimalleri yüksek lakin delemedikleri doluyor. Arkadaşlar bu top zaten 90 deliyor. Delmemesi çok normal. Nerede? Bakın. Bunun zırhı zaten hatta şöyle analiz yapın arkadaşlar bakın. APH mühimmatı. Heh. Bak bunu delemiyorsun. Bunu delmen için senin bir kere minimum 100-120 delmen gerekiyor görüldüğü üzere. Ya bir de şu anda açısını bozup bakıyoruz arkadaşlar. Sarı gösterdiğine bakmayın buradan delemiyor. Bu tankı nereden delebilirsin? Ya kule ile gövdenin birleştiği kısımdan ki buradan vurduğunuz zaman da tek atabilirsiniz veya da tankı nakavt edersiniz. Ama genel olarak tavsiyem kule ile gövdenin birleştiği noktayı tutturmaya çalışın. Buradan seviye 1-0 yani diğer bir tanklarla bile bu tankı delersin. Çünkü burası 50'lik yani BT-5 dahi 60-70 delerken BT-5 ile bile buraya delmek mümkün. Panzer 2 ile dahi buraya delmek mümkün arkadaşlar. Bunun dışında bir makine tüfekçi noktası var. Bu makine tüfekçi noktası da mermileri yer. Ama buraya tutturmanızı tavsiye etmem. Tavsiyem kule ile gövdenin birleştiği kısmı tutturun. Buraya tutturamıyorsanız veya da atışınız yoksa buraya bakın şuradaki yanaklar. Tabi bakın şuraya atış yapmayın kesinlikle. Buradan Tiger 1 bile delemeyebilir. Burada önde bir 53'lük bir çelik var. Yani şöyle göstereyim size. Bakın 53 bunun ardında 53. Gördünüz mü? Yani burası 100'den normala daha fazla. Üstelik de şuralara geldiği zaman aç efektifliğinden dolayı Tiger 1'ler dahi delemiyor. Bu yüzden de her zaman şu bölgeyi tutturmaya gayret gösterin. Veya da buraya atışınız yoksa şu yanakları son ihtimalle de buraya atış yapın. Yani top kundağı bölümüne atış yapın. Kalkan bölümüne atış yapın. Buradan çok fazla şaraptan yaymaz. Lakin adamın top kundağını devre dışı bırakırsınız.
Yani yaklaşık 10 saniye falan düzgün atış yapamaz sağa sola. Panzer 3 ile şöyle analiz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan rütbe seçin. Ülke seçin. Tank seçin daha sonra. Fark etmez, ikisi de aynı topu kullanıyor. Buraya atış yaptığın zaman tahmin ettiğim gibi şaraptan yaymıyor ama en azından adamın top kundağını devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Ve 10-15 saniye, tabi bu tankın işte düşman oyuncusunun daha doğrusu mürettebatına göre değişiklik gösterir de yaklaşık bir 10 saniye falan size atış yapamaz. O esnada da zaten Panzer 3'ler çok seri atan bir tank olduğundan buradan vurursunuz, indirirsiniz. Özetle Panzer 3'ler seri tanklar 3-0'da tırnak içerisinde Panzer 3M'ler 3-0'da iyi bir zırha sahip, 3-7'lerde yani T-34 seviyesindeyse o kadar iyi bir zırha sahip değil ama yine de açı verdiğin zaman, şu açı verdiğin zaman işte sektirme şansınız var. Özetle bu tank düzgün kullanıldığı zaman, açı verildiği zaman, yani işi bilen oyuncunun elinde gerçekten öldürücü, lakin sen bunu işi bilmeyen birisinin elinde verirsen çok rahat delinir. Aslında Panzer 3'ler Leopard 1 gibi. Yani işi bilen oyuncunun eline ver çok ölümcül bir tank, lakin işi bilmeyen oyuncunun eline ver sıfır kill alıp çıkar. Panzer 3 de böyle. İşi bilen oyuncunun elinde güzel bir tank, seri bir tank, seri atan bir tank. Özellikle agresif oyunlar için güzel bir tank, lakin işi bilmeyen oyuncu bunda pek bir şey yapamaz. Arkadaşlar, ona yeni başladıysanız Almanları boş verin. İlk önce Ruslarda en azından bir seviye 5'e 6'ya kadar gelin. Daha sonradan Alman Amerikan kasın. Çünkü Sovyetlerde kendisinden başı var. Bakın bu 3-7'de mesela. Panzer 3'ün karşısına gelebilir. Panzer 3'ün bunun pek delme ihtimali yok. Ha, ben şuradan deliyorum, tutturuyorum. Çünkü zayıf noktasını biliyorum ama bunu birçok oyuncu bilmez ve bunun farkında olmaz. Panik yapar bilse bile. Bu yüzden de her zaman işte T-34 hattından ilerleyin, KV-1 hattından ilerleyin. İlk başta Sovyet kasın Alman kasmayın. Oyunu öğrenin. Oyunu bir öğrenin. İşte fiziklere hakim olun. Mühimmatların fiziklerini öğrenin. Oyunu bir çözün. Daha sonradan Alman, Amerikan, Japon, İngiltere kasarsınız. Evet, Panzer 3 özetle bu şekildeydi.